Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tasarım lif çalışması yapacağız. Tasarımın sahibi Süreyya Ertem hanımefendiye ait. Oldukça şık, güzel, basit bir model. Evde bitmiş modelim yok, gösteremiyorum. Tığ numaramı göstereyim. 6 1.40 mm tığ kullanacağım. İki renkli ip kullanacağım. Siz de istediğiniz renkte örebilirsiniz. Model anlatılmak geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup videolarıma beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dilerseniz model anlatımımıza geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. İlk zincirime batıp bir daire oluşturuyorum. Tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım. Bu dairemizin içerisine bir fıstık yapıyorum. Başını 3 defa doladım. Topladım. 1, 2 zincir. Aynı yere tekrar bir fıstık. Topladım. 1, 2 zincir. Tekrardan aynı yere bir fıstık. Topladım. Bu şekilde 6 tane yuvamızın içerisine arada 2 zincir çekerek 6 tane fıstık yapalım. 6 tane fıstığımı oluşturdum. 2 zincir çektim. Arada ilk yaptığım fıstığın üzerine kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincir, tekrar üzerine bir fıstık. Tepe noktasına bir fıstık. Kapatmıyorum. Tekrar dibine bir fıstık. Şekilde ikisini beraber topladım. Arada iki zincir. Tekrar başını doladım. Bir sonraki fıstığın üzerine geçiyorum. Tekrar bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepe noktasına bir fıstık. Kapatmıyorum. Tekrar dibine de bir fıstık. Arada iki zincir, bir sonraki fıstığın üzerine geçiyorum. Aynı şekilde diğer bunları yaptığımız gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Bir fıstık, bir zincir. Tepe noktasına bir fıstık, kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini beraber topladım. Bu şekilde bütün fıstıklarımızın üzerine birer tane fıstık yaparak aralarda iki zincir çekerek bu sıramızı da tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. İki zincir çektim. Buraya ilk fıstığı başladığım yere kaydırma yöntemini sabitledim. Tekrar bir zincir, tekrar bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Kapatmıyorum. Karşıya da bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Altta bir fıstığımız vardı. Şimdi de bir oldu. İkiye çıkartmamız gerekiyor bu sırada. Arttırma yapıyoruz. Arttırmayı yaparken de her zaman dediğim gibi sonda ikili fıstık topluyoruz. Tepe noktasına bir. Dibine bir fıstık. İkisini beraber topladım.
Bir, iki zincir. Bir sonraki dilime geçiyorum. Yine aynı şekilde yapacağız. Bir fıstık yapıp kapatıyoruz başta. Bir zincir, tepe noktasına bir, dibine bir. Karşıya bir fıstık. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Yine arttırmamızı yapacağız iki fıstık olması için. Bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine de bir fıstık. İkisini beraber topladım. Arada iki zincir. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramın da sonuna geldim. İki zincir çektim. Yine ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemini sabitleyip bir zincir çektim. Tekrardan bir fıstık. Üçüncü sıramıza geçtik. Bir fıstık yapıyorum. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Kapatmıyorum. Karşıya da bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. İki fıstığımız oldu. Altta da bir. İki fıstıktı. Bir ile başladık. İki, üçe çıkması gerekiyor. Sonunda arttırma yapıyorum. İkili fıstık topluyorum. İkisini beraber topladım. Arada iki zincir, bir sonraki dilime geçiyorum. Yine aynı şekilde yapacağız. Başta bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir, tepe noktasına bir, dibine bir. Bugün ipimin katı geçip duruyor, nedenini bilmiyorum. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Arttırmamızı yapacağız. İki fıstık oldu. Üçüncü sıramız olduğu için üçe tamamlamamız gerekiyor. Bir fıstık kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini beraber topladım. İki zincir çekip bir sonraki dilime geçtim. Bu sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızı da tamamladım ben gördüğünüz gibi. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tepe noktasına bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tepe noktasına bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık, dibine bir, karşıya bir fıstık. Lif ören arkadaşlarımız biliyordur ama ben bilmeyenler için
Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi alt sırada dediğim gibi yine 1, 2, 3 fıstıktı. Şimdi de 3 fıstık, 4 fıstığa çıkması için arttırmamızı yapıyorum. Arttırma yaparken de her zaman dediğim gibi sonda ikili fıstık topluyorum. İkisini beraber topladım. 4 fıstığa çıktı. 2 zincir. Bir sonraki dilimime geçiyorum. Yine aynı şekilde bir fıstık kapatarak başlıyoruz. Bir zincir, tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir, tepe noktasına bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Şimdi 3 oldu. 4 fıstığa çıkması için yine arttırmamı yapıyorum. Sonda ikili fıstık topluyorum. İkisini beraber topladım. 1, 2 zincir. Bir sonraki dilime geçeceğim. Bu sıramızı da üzeri 4 fıstık. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, dördüncü sıramı da tamamladım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Beşinci sıradayız ama 5 fıstığa çıkmayacak. Burada 4 fıstıkla devam edeceğiz. Göstereceğim şimdi. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir. Tekrardan bir fıstık. Dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Üçlü üçlü toplayarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, üçlü üçlü toplayarak sıra sonuna kadar geldim. Alt sırada 4 fıstığımız var. Üst sırada da 4 fıstığımız var. Şimdi arttırma yapmıyoruz. Yine 4 fıstık şeklinde kalıyor. Modelimizi çeviriyoruz. Yine 4 tane fıstık yapacağız üzerine. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tepe noktasına bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Yine üçlü üçlü toplayarak buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda 4 fıstık oldu. Modelimi döndürdüm. Yine aynı şekilde bu sıramızda 4 fıstık devam edecek. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir, tekrar üzerine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Yine üçlü üçlü toplayarak bu sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, üçlü üçlü toplayarak sıranın sonuna geldim. Burası zincirli kısmımız.
Burayı saymazsak burası 4 fıstıktı. Buradan sonra yine 1, 2, 3 sıra daha dörtlü fıstık yaptık gördüğünüz gibi. Hepsi 4. Dörtlü fıstık. 3 sıra daha gittik. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz. 3 sıra daha dörtlü gittikten sonra modelimizi çeviriyoruz. Eksiltmeye başlıyoruz. Eksiltme yaparken de ne yapıyorduk? Arttırma yaparken sonda ikili fıstık topluyoruz. Eksiltme yaparken de başta ikili fıstık topluyoruz. İkisini beraber kapattım. Bu şekilde bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Alt sıramızda 4 fıstığımız vardı. 1, 2, 3, 4. Bu yanı saymıyoruz. Burası yana geliyor. Şimdi 3'e düştü. Şimdi eksiltmeye devam ediyorum. O dilimi çevirdim. Tekrar yine eksiltmeye devam ettiğim için başta ikili fıstık topluyorum. İkisini beraber topladım. Kapattım. Bir zincir. Sonuna kadar ben göstereceğim arkadaşlar bu dilimimizi. Çünkü diğer dilimlerimizi siz yapacaksınız. Zorlanmayın daha sonra örerken. Tekrar üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tepe noktasına bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladı. Şimdi ikiye düştü fıstık sayımız. Üçtü. Bir, iki, üçtü. Yanı saymıyoruz. İkiye düştü. Eksiltmeye devam ediyorum. Bugün sürekli tığım geçiyor sebepsiz yere. İpim kalın geliyor sanırsam. Bir tık kalın ipim. Tekrar ikisini beraber topladım. Tepe noktasına bir. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir fıstığımıza düştü. İkiydi. Bire düştü. Tekrar döndürdüm. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Bir fıstık. Karşıya da bir fıstık yapıp V şeklini verdik bu şekilde. İkisini beraber topladık. Bitti. Fıstığımız kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi diğer dilimleri de bunu yaptığımız gibi yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Bu zincirden itibaren kaç sıra yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Bu şekilde sayarak takip edebilirsiniz. 3 sıra buraya kadar. 3 sıra dörtlü fıstık, arttırma eksiltme yapmıyoruz. 3 sıradan sonra eksiltme yaparak buraya V şeklini verene kadar ters V eksiltiyoruz, bitiriyoruz. Bu şekilde bütün dilimlerimizi bunu yaptığımız gibi aynı şekilde bitirelim. Tekrardan görüşelim. Yapamazsanız videoyu geri alın.
tekrardan izleyerek örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bütün dilimlerimi yaptım. Gördüğünüz gibi tek tek 6 tane dilimimizi de bitirdim. Şimdi beyaz renk ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Yani 1, 2 fıstık bırakıyorum. Bu araya beyaz renk ipimi sabitledim. Buraya 1 fıstık yapıyorum. Başını 4 defa dolayalım. Kapattım. Bir zincir. Tepesine 1 fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına da 1 fıstık yapıyorum. 2'sini beraber topladım. Bu şekilde. Bir zincir. Tepe noktasına 1 fıstık. Karşıya, yani bir sonraki fıstık arasına da 1 fıstık. İkisini beraber topladım. Kutu tekniğiyle devam ediyoruz şimdi. Tekrar tepesine 1 fıstık. Karşıya 1 fıstık. İkisini beraber topladım. Bir zincir. Tepesine 1 fıstık. Kapatmıyorum. Buraya zincirden bir önceki fıstık arasına da 1 fıstık. Bunu da kapatmıyorum. Bundan sonra zincir geliyor gördüğünüz gibi ara kısmı. Bir sonraki yaprak dilimimize geçiyoruz. Hemen ilk fıstığının tepe noktasına da 1 fıstık yapıyorum. Bu şekilde üçünü, fıstığımız üzerinde 3 tane fıstığımız var. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Bir zincir. Tepe noktasına 1 fıstık. Bir sonraki fıstık arasına da 1 fıstık yapıyorum. İkisini beraber topladım. Bir zincir. Bu şekilde oldu arası gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum. Tepesine 1 fıstık. Karşıya 1 fıstık. İkisini beraber topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına 1 fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki araya da 1 fıstık. İkisini beraber topladım. Bu şekilde kutu tekniğiyle ikili ikili fıstık toplayarak bu uca kadar gelelim. Evet arkadaşlar, kutu tekniğiyle bu ucumuza uca kadar geldim. Tepe noktasına. Şimdi buraya 1 fıstık. Kapatıyoruz. Bir zincir. Tekrar tepesine 1 fıstık. Bunu da sayarsak 1, 2, 3. fıstığımız açık. Tekrardan kapatmadan tepe noktasına, yine dibine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini beraber topladım. Bu şekilde oldu. Bir zincir. Şimdi tekrardan kutu tekniğiyle devam ediyorum. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. İkisini beraber topladım. Bu şekilde kutu tekniğiyle ve burada bir fıstık kalasıya kadar, yani buraya kadar kutu tekniğiyle ikili ikili toplayarak aşağı doğru inelim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben geldim yine dediğim yere.
Burada bir iki fıstığımız var gördüğünüz gibi zincirden sonra. Şimdi buraya yine bir fıstık, buraya bir fıstık, karşı dilimin ilk fıstığına da bir fıstık yapıp üçünü birlikte toplayacağım. Şimdi tepe noktasına bir fıstık. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. Yine dediğim gibi burası zincirli kısmı. Buraya karşı dilimin ilk fıstığının da üzerine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde. Üçünü tığımın üzerinde yine üç fıstığım var. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Tekrar bir zincir kutu tekniğiyle devam ediyorum. Bir fıstık, bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber topladım. Bir zincir, tepe noktasına bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Yine kutu tekniğiyle toplayarak, ikili ikili toplayarak kutu tekniğiyle bu uç kısma kadar gelelim. Ben tekrar uç kısmını göstereyim. Evet arkadaşlar, tepe noktasına geldim yine ben. Tekrar göstereceğim size. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar üzerine bir fıstık. Bunu kapatmıyorum. Yine 1, 2, 3. fıstığımız açık. Tekrar dibine iniyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde ikisini beraber topladım. Gördüğünüz gibi üst köşelerimiz hep bu şekilde yapacağız. Bir zincir tepe noktasına bir, karşıya bir. Tekrardan kutu tekniğiyle devam edeceğiz. Bütün uçları bu şekilde yapacağız. Uçların hepsini aynı şekilde gösterdiğim gibi araları da üçlü toplayarak yapacağız bu şekilde. Onun dışında hep aralar kutu tekniği. Bu şekilde bütün kenarlarını dönelim. Çiçeğimizin eğer yapamazsanız videoyu geri alıp bakabilirsiniz. Bütün kenarını dönelim, tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben beyaz kısmını döndüm, kenarını bu şekilde. Şimdi sıra sonuna geldim. Size onu göstereceğim, sıranın sonuna. Tam üst köşedeyim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bu araya bir fıstık. Bunu da kapatmıyorum. Buraya ilk başladığımız fıstığın tepe noktasına da bir fıstık. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bir zincir. Şimdi tekrardan burada bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepe noktasına bir. Karşıya bir fıstık. İkisini beraber topladım. Bir zincir. Tepe noktasına bir. Karşıya bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tepe noktasına bir. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. Kutu tekniğiyle devam ediyoruz örmeye. İkisini beraber topladım. Bir zincir, bir fıstık. Kapatmıyorum. Buraya aradan bir öncekine de bir fıstık.
Burası tam orta noktası. Buraya batmıyoruz. Bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık yapıyoruz. Bu araya batmıyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Bir zincir tepe noktasına bir, karşıya bir fıstık. İkisini beraber topladım. Tekrar tepe noktasına bir, karşıya bir fıstık. İkisini beraber topladım. Burada 1, 2, 3, 4. Burada 1, 2 oldu. 2 fıstık daha yapacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 1 buraya yana geliyor. Burayı saymıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4. İki tarafta da 4'er adet fıstığımız oldu. Evet arkadaşlar. Beyaz ipimizi, ilmeğimizi burada bırakalım. Burayı saymıyoruz. Dediğim gibi 4 bir tarafta, 4 bir tarafta var gördüğünüz gibi. Birinci değil, ikinci fıstığın hemen buraya. Diğer renk ipimi alıyorum tekrar. Dediğim gibi 4 burada, 4 burada var. Burayı saymıyoruz. Hemen birinci değil, ikinci fıstığın buraya tam ortadan sonra 1, 2, 3. fıstık arasına sabitledim. Bu şekilde buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir, bu karşıya bir, kapatmıyorum. Burayı yine araya denk geliyor. Hemen bir sonraki araya karşı dilimden de ilk fıstığına batarak bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Burayı yanlış yaptım sanırsam. Bir bakayım arkadaşlar ben. Doğruymuş arkadaşlar. Yanlışlık yok. Yanlış göstermeyin diye bir baktım. Doğru bu şekilde. Şimdi tekrardan bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık. İkisini beraber topladım. Bir zincir. Bu şekilde oldu. Buralar orta kısımlar. Gördüğünüz gibi eksiltiyoruz. Şimdi döndürüyorum modelimi. Tekrardan eksiltiyoruz. Eksilterek bu renkli kısmımızı bitiriyoruz. Burası orta kısmı yine gördüğünüz gibi bir fıstık yaptık. Buraya atlıyoruz. Ortalara hiç batmıyoruz. Hemen karşıya. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber toplayıp renkli kısmımızı bitiriyoruz. İki zincir. İpimi kesiyorum. Bunu da arkaya alırsak bu şekilde. Tekrar modelimizi döndürelim. Evet arkadaşlar, modelimizin ters yönünden devam ediyoruz. Bu renkli kısmı öne aldık gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir fıstık. Kapattım.
bir zincir, tepe noktasına bir fıstık, bu araya bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. İkisini beraber topladım. Bir zincir. Tekrar burası ara kısmı gördüğünüz gibi. Şimdi bir fıstık. Kapatmıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Burada yanlışlık yaptım. Üçlü toplamam gerekiyordu. Hiç ikili toplamayacaktım. Bir tane fıstık yaptık, döndük. Şimdi tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına bir. Burası ara kısmı. Burayı atlıyorum. Hemen buraya karşı fıstığın arasına da bir fıstık yapıp üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Bir zincir. Şimdi tekrar buraya bir fıstık. Kapatmıyorum. Tam köşeye geldik yine. Buraya bir fıstık. İkisini beraber topladım. Bir zincir. Burası köşe olduğu için tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepe noktasına bir. 1, 2, 3. Üçüncü fıstığımı kapatmıyorum. Tekrar dibine de bir fıstık yapıp ikisini beraber topladım. Bir zincir bu şekilde oldu. Tekrardan buraya bir fıstık yapıyorum. Bir sonraki fıstık arasına. Burası yine ara nokta. Buraya batmıyorum. Oraya atlıyorum. Bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Bir zincir. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bu karşıya da bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber toplayıp ipimi kesiyorum. Modelimi şöyle çevireyim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün araları, bunu nasıl yapmışsak, tek tek ip keserek bütün aralarımızı dolduracağız. Nereden başlayacaksınız? Şimdi tekrardan burada hemen burada yatık fıstık var, görüyorsunuz. Ters V şeklinde. Bu alt fıstığa denk gelen yer burası mesela. Buradan bir ikinci fıstıktan beyaz renk ipimizle başlıyoruz. Buradan başlayıp bunu nasıl yapmışsak aynı şekilde örerek bütün araları dolduralım. Unutmayalım arkadaşlar. Bir ikinci fıstık, yani şu yatık renkli yatık fıstığa denk geliyor. Bu şekilde bütün araları dolduralım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, modelim son şeklini aldı. Tamamladım. Bu çiçek aralarını doldurdum. Modelimiz bitti. Kenar oyası yapmıyorum. Benim gördüğüm modelde kenar oyası yoktu. O yüzden bu şekilde bıraktım. Bu şekilde de hoş zaten. Kenar oyası gerekmez diye düşünüyorum. İsterseniz ortasına da bu şekilde puf çiçek yapıp dikebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben puf çiçeğin yapımını size anlatmadım. Kanalımda mevcut. İzleyerek örebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, hem günlük kullanıma uygun bir model, hem de çeyizlik için yapılabilir. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.